Değerli Iced Media TV izleyicileri hepinize keyifli hafta sonları diliyorum. Bugün enerjiden fısıltılar programında bu hafta boyunca yapmış olduğumuz haberlerin bir özetini paylaşacağım. Eylül ayından beri enerjiden fısıltılar programında sektörün farklı alanlarından doğrudan etkileyen en önemli gelişme akaryakıt ve otogaza yapılan peş peşe zamlar oldu. Bu hafta içerisinde tüm yakıtlara büyük zamlar yapıldı. Son zam dalgasıyla benzine, 50, motorine 51, otogaza 45 kuruş zam yapıldı. Tam bir ay önce yani 20 Ekim tarihinde litresi 8 lira olan motorin 8 lira 73 kuruşa, benzin 8 lira 27 kuruştan 8 lira 80 kuruşa, otogaz 6 lira 17 kuruştan 7 lira 45 kuruşa kadar yükseldi. Bu elbette çok keskin ve çok hızlı bir artış demek. Zaten elektrik ve doğalgazda doğrudan tüketiciye yansımamakla beraber sanayiye, üreticiye yapılan zamlar söz konusuydu. Akaryakıt ve otogaza yapılan zamlar da doğrudan vatandaşın cebine yansımış oldu böylece. Youtube'da canlı yayınımızda konuk olan Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Petrol ve Gaz Direktörü Doçent Doktor Sohbet Karbuz'un doğalgaza ilişkin özellikle Rusya ve Türkiye arasında imzalanan sözleşmelere ilişkin yorumları bu bağlamda oldukça önemli. Karbuz Türkiye'nin Rusya karşısında iki kere hata yaptığını söylemişti. Neydi bu hatalar? İlk hata Türk Akım projesinin inşası başlangıcında yapılmıştı. İkinci hata ise doğalgaz fiyatlarının düşük olduğu dönemde yapılmıştı. Karbuz bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu, doğalgaz alanında karşı karşıya olduğu sıkıntıların temelinde bu anlaşmaların, bu hataların olduğunu söylemişti. Bu sözler Türkiye'nin hem uluslararası piyasada çok yükselen doğalgaz fiyatları, hem kur farkı hem de iklim koşulları nedeniyle üç yönlü bir kıskaç altına girmiş olduğu bu dönemde oldukça önemliydi. Neden önemliydi? Türkiye yağışsız bir kış geçirdiği için akarsu ve barajlarından yeteri kadar yararlanamıyor. Bu açığı kapatabilmek için akarsu ve barajlardaki hidroelektrik santrallardan elde edilen elektriğin düşmesi nedeniyle oluşan açığı doğalgaz çevrim santrallarını çalıştırarak bu santrallardan daha fazla elektrik üretimi elde etme yoluna giderek aşmaya çalışıyor. Türkiye'nin doğalgaz çevrim santrallarından elde ettiği elektriğin payı toplam üretimin %37'sine ulaşmış durumda. Bu durumda Türkiye bir yandan maliyetlerin baskısı, bir yandan yağışsızlığın getirdiği bir baskıyla daha yüksek maliyetle daha fazla doğalgaz kullanmak durumunda kaldı. Doğalgaz kullanımı artarken kömür kullanımı da özellikle ithal kömür kullanımında da bir artış olduğunu görüyoruz. Bu sadece Türkiye'de yaşanan bir değişim değil elbette. Tüm dünyada özellikle uzak doğuda ve Çin'de bu yakıt türünden faydalanılarak üretilen elektriğin payı ciddi bir artış gösterdi. Türkiye'de ithal kömürün elektrik üretimindeki payı standart olarak %13-14 civarındaydı. Bugün bu oran %20 düzeyine kadar yükselmiş durumda. Kömürün dünyada görmekte olduğu ilgi iklim değişikliğini durdurmaya yönelik faaliyetler açısından son derece önemli. Kömür kullanımı arttıkça, kömürden elektrik elde etme yönündeki çabalar arttıkça karbon emisyonları da doğal olarak artış gösteriyor. Karbon emisyonlarının azalacağı yerde artmaya başlamasından söz ediyoruz. Yenilenebilir enerji ve çevre dostu enerjiye yönelik arayışlar da halen devam ediyor. Bu bağlamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bir tebliğ taslağı yayınladı. Bu taslağı kamuoyunun yorumlarına açtı. Bu tebliğ taslağı özetlersek, biyoyakıt yakıt ve bio akaryakıt sektöründe daha fazla kullanılmasını sağlamayı hedeflen. Bunu öngören bir düzenleme. Sektörden olumlu dönüşler aldı. Türkiye'nin akaryakıt sektöründeki ihtiyaçlarına cevap vereceği, Türkiye'nin yeşil enerjiye, çevre dostu enerjiye geçişte yolunu açacağını söyleyebiliriz en azından. Sektör kaynakları bu konuda oldukça memnunlar. Düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler. Bunun bütün paydaşlara, üreticilere de, harmanlayıcılara da tüketiciye de olumlu yansıyacağını ifade ettiler. Bu gelişmelere ek olarak değinilmesi gereken bir diğer noktada Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma yolunda yeni bir adım atarak Karadeniz ve Akdeniz'de faaliyet gösteren sondaj gemileri filosunu büyütme kararı alması oldu. Özellikle Karadeniz'deki doğalgaz rezervi çalışmalarına katkı sunması beklenen bir sondaj gemisi alındığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından doğrulandı. Bu filonun da sondaj çalışmalarının daha geniş kapsamlı ve verimli bir biçimde sürdürüleceği tahmin ediliyor. Bugün enerjiden fısıltıların özetiyle sizlerle birlikteydik. Cumartesi günü yeni bir hafta özetinde görüşmek üzere esen kalın. Müzik